Derin TV ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Seçime Doğru programıyla karşınızdayız. Stüdyomuzda konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü stüdyo konuğumuz Karabük Bağımsız Belediye Başkan adayı Veli Kaya. Hoş geldiniz Veli Bey. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Allah iyilik versin. Malum seçim dönemindeyiz. Evet efendim. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bizler de sizler gibi. Önce sizden bahsedelim. Evet. Veli Bey, Veli Kaya kimdir? Veli Kaya, Karabük Safranbolu Kirkili Mahallesi 1960 doğumlu. Okul hayatlarım tamamen burada bitti. İlk orta lise hayatım Karabük'te geçti. Okul hayatımdan sonra Karabük'te demir çelik sektöründe 35 yıl yöneticilik yaptım. 3-4 sene sonra önce emekli oldum. Ve şu anda da bağımsız belediye başkanı adayı olarak Karabük'e hizmet etmek için çıktım. Evet, 15 Şubat'ta resmi olarak başvurunuzu 15 Şubat'ta yaptınız. Saat 15.15'te kesin adaylığım yaptım. Evet, 4 ay oldu ama adaylığınız açıklığı. Ama adaylığım açıklığı 4-5 ay oldu. Evet, neler yaptınız o günden bugüne? Nasıl gidiyor seçim çalışmalarınız? Vallahi şu anda seçim çalışmaları yoğun bir ilgi var. Biz evlere birebir istişare ediyoruz. Esnaflarımızla istişare ediyoruz. Ve onların görüşlerini alıyoruz. Onların önerilerini alıyoruz. Biz de bu önerilerini tamam bir not olarak şey diyoruz. Hepsi de yapılabilecek öneriler yani. Neler söylüyorlar, neler istiyorlar sizden? Mesela Karabük'ün bir köy vaziyetine geldiğini, bu köyün tamam bir şehre dönüşmesini istiyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar bu Karabük diye tamam utanç verici bir şehri inşallah gurur verici bir şehir haline getirmek için çalışacağız. Ya utanç verici derken eleştirileriniz var anladığım kadarıyla. Tabii ki mutlaka eleştirim var. Neler o eleştiriler? Mesela şehir merkezindeki utanır hale geldik. Bu utancı gurura çevirmeye çalışacağız. Ondan sonra gelelim trafik sorunu. Trafik sorunu malum had safhada. Bu trafik sorunu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Bu şehri terk edilmekten kurtarmaya çalışacağız. Bu şehri şehir yapmaya çalışacağız. Yani şehir yapmaya çalışacağız. Artık şehir merkezinde olsun, mahallelerde olsun eşit hizmet getirmeye çalışacağız. Hiçbir mahallede yamama asfalt olmayacak. Yani asfaltı zamanında yapacağız. Öyle ince bir asfalt atmayacağız. Yaptı demesinler diye tamam mı? Güzel bir asfalt yapacağız. Ama bir kere yapacağız. Ondan sonra gelelim tamam mı? Mesela terminale gelsek Karabük terminali tamam mı? Böyle şehir dışından gelenler çok ayıp diyorlar. Tamam böyle bir terminal olur mu? Bugün üniversitede bir hoca ile karşılaştım. Bu şehir ne böyle geri kaldı dedi. Yani Antepli kendisi. Bu şehir böyle çok geri kalmış dedi. Biz de bakıyoruz tamam mı? Çevre illere gittiğimiz zaman bir Bartın bizden ileride. Bir Kastamonu bizden ileride. Biz onlardan ilerideydik. Hep geriye kaldık. Artık bu şehrin bir canlanması lazım. Valla en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Biz belediye makamına oturduğumuz zaman böyle senede birkaç gün değil. Biz ilk gün baş oturduğumuz zaman 5 yıl tamam bir fiil gece gündüz hizmet etmeye çalışacağız. Vatandaşın gönlünü kazanmaya çalışacağız. Vatandaşla beraber birebir iş edeceğiz. Ben özellikle bağımsız belediye başkanı adayı olmamdan bahsa herkesi aynı mesafede olmak için çalışacağım. Bu yüzden mi hiçbir siyasi partiye mensup olmadan bağımsız olarak? Ben bunun için hiçbir siyasi partiler şu anda sadece vaatte bulunur ama hizmet yoktur. Projeler, hayali projelerdir. Hiçbirisinin projesi uygulanmaz. Bunlar eğer uygulansaydı İktidar Partisi 25 yıldır bu iktidardı, 22-23 yıldır iktidardaydı. Belediye başkanı tamam 15 senedir başkanlıktaydı. Eğer bunlar uygulansaydı Karabük başka bir şehir olurdu. Hiçbir hizmet gelmedi.
Herkese tepkilisiniz anladığım kadarıyla. Dün de biraz konuştuk biz sizinle. Oldukça eleştirileriniz vardı. Bir de sosyal medya hesabınızda yaptığınız bir paylaşımınız var Veli Bey. Hı. Siyasi partilerin geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi bir konuyla gündeme geldi. Listeyi geç verdiler. Daha sonra itiraz ettiler. İtirazları kabul edildi vesaire. Bayağı gündemi meşgul eden bir konuydu. Bununla ilgili de sosyal medya hesabınızda bir paylaşımınız var. Burada diyorsunuz ki siyasi partiler her nedense listeleri YSK'ya geç verdi ve ya son dakikada verdi. Geç verenlerin listeleri bazı seçim kurumunda mazeret nedeniyle kabul edilmiş. Pekala soruyorum. Üniversite veya KPSS sınavında mazeret olduğu halde birkaç dakika geç geldiği için öğrenciler sınava alınmadılar. Bu öğrencilerin hakkını kimler yedi? Diye devam eden bir paylaşımınız var. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Valla Eda Hanım ben neden sana böyle bir paylaşım yaptınız? Neden şey ettim? Bu partiler eğer karev hizmet etmeye yarışına girdilerse bu listelerini zamanında vermesi lazım. Son saniye, son dakikada projeler, listeler getirilmemesi lazım. Ondan sonra şimdi yani 3 dakika sonra getiriliyor. Neymiş efendim? Bariyere takılmış. Neymiş efendim? Polis noktasına takılmış. Ben hiçbir polis noktasına takılmıyorum. Ben de gidiyorum Ülke Seçim Kurulu'na, yani Garip Seçim Kurulu'na ben de gidiyorum. Hiçbir polis noktasına takılmıyorum. Şimdi bir nokta, eğer sen 2 dakikada geç versen, o zaman öğrenciler 1 dakikadan geç kaldı diye sınav alınmadı. Bu çocukların haklarını kim verecek? Adalet varsa herkese eşit olması lazım. Yani şu anda adaletin olduğunu inanıyor musun bu şekilde yapılan şeye? Bana göre adaletsizlik. Yani o çocukların haklarını, geriye dönük haklarını kim verecek? KPSS'ye giren, tamam mı? O çocukların haklarını kim verecek? Onların 2 seneleri gitti. Ne olacak bu haklar? Evet. Yani mantıken bir kere yani kabul edilmez. Ya burada koskocaman 20'sinde, ayın 20'sinde saat 17'de son diye belirtiliyor. Süre de çok da evet aslında evet. Son dakikaya da bırakılmaması. Son dakikaya ne için bırakıldı? Son dakika cenazen olur, hasta olur, şey olur. Ya bir gün önceden ver, 2 gün önceden ver. Veyahut da sabahtan ver. Yani saat 17'ye kadar ayet mi var bunu beklemek için? Yani yanlış bir şey. Ya burada bir komp da var, ya bir şey var yani. Ben art niyet ararım burada. Yani komplo derken partinin kendi içinden mi kastı? Kendi içinden de olabilir. Diğer partilerden de olabilir. Diğer partilerden derken? Yani CHP'yi vermek için de olabilir. Tabii. Veya adaya karşı olabilir. Anladım. Peki Veli Bey, seçime az bir süre kaldı. Sizin adaylığınızda, adaylık başvurunuzu yaparken tek başınıza mı bir karar aldınız yoksa çevrenin de etkisi var mısında? Ben bunu hiçbir kimse, bak önce ben kendim bir karar aldım. Ama daha sonradan ben şehir dışındaydım. Bana yüzlerce kişi telefon etti. Karabük'e gel, aday ol diye. Benim böyle bir düşüncem de yok ilk etapta. Baktım Karabük'ten gelen baskılara dayanamayarak dediler ki sen burayı ancak sen yöneticilik sen iyi yapıyorsun. 35 yıl yöneticilik yaptın ama hiç şaibesiz bir yöneticilik yaptın. Dediler gel Karabük'ü ancak sen düzeltebilirsin dediler. Ben de geldim Karabük'e adaylık başvurumu yaptım. Umutlu musunuz? Ya, umutsuz insan olmaz. Doğru. Umutsuz insan olmaz yani. Peki vaatlerinizden biraz bahsetmenizi istiyorum. Açmanızı istiyorum. Eleştirileriniz var Karabük'le ilgili. Biraz önce bir giriş yaptınız. Detaylandırmak gerekirse nereden başlayacaksınız? Vallahi ben ilkin bu şehirde bir affedersin merkezde bir tuvalet yok. Yani bir tane balık pazarı orada var bir tuvalet. Önce tuvaletleri yapacağım. Ondan sonra aile çay bahçeleri şehir merkezini yapacağım. Ondan sonra burada bir otel yok. Önce bir otel yapacağım bir kere. Otel, mutlaka otel olması lazım. Benim her gittiğim yerde belediyenin yaptığı oteller var. Yani ben 70 bin nüfuslu yerde yaşıyorum. Burada 2 tane otel var. 5 yıldızlı. Şimdi bu otel olmazsa Karabük'e misafir geliyor. Ya Karabük'te ben konaklattıracak yer bulamıyorum. Safranbolu'ya gönderiyorum. Tamam, Safranbolu'yu bulacağım, şey edeceğim.
Şimdi bu otellerde yüksek maliyeti değil. Belediyenin tamam, her belediyede görüyorum ben bazı şehir dışlarında. Çok düzgün bir paraya gelir sağlamayacak ama da zarar da etmeyecek şekilde şey diyor. Ben örnek vereyim, bir yerde tamam bir otel var. 5 yıldızlı, tadı yeni de yapıldı. Hı hı. Bu otelde tamam geceli 300 bin lira. 2 kişi yatarsan 600 bin lira ama tamam %50, %10 şeydir 500 bin lira. Hı hı. Sabah kahvaltısını veriyor. Ve burası tıklım tıklım da doluyor. Başkan, sayın başkan demiş ki bu otel zarar da etmeyecek, kar da etmeyecek. Maliyetine yapacaksın bu işi. Ve belediyenin bünyesinde bu otel yani hmm. belediye bünyesinde şey diyor, çalıştırıyor yani. Hmm. Şimdi mesela Karabük'te şu, yani öyle bir şehir haline geldi. Yani akşam 17'den sonra şehir merkezinde hiç insan var mı? Hiç bir esnaf var mı? Yani öğrenci var mı? Karabük'te üniversite var. Öğrenci yok üniversiteden buraya Karabük'e gelen. Evet, onu da soracağım. Karabük öğrenci şehri, emekli şehri. Onlarla ilgili projeleriniz var mı? Vallahi ben şimdi öğrenciyi çekmek için bir kere düşük maliyetli bir yemek ücreti ayarlayacağım, yani şey diyeceğim. Bir de her ay burada bir etkinlik yapacağım. Yani yemek ücreti derken hani böyle bir aşevi gibi falan bir yer mi? Aşevine ayrı. Öğrenciye diyelim ki burada gidecek, tamam maliyetini hiç kar etmeyecek, maliyetini yemeğini yiyecek. Hı, yani. Anladım. Yani. Sonra aşevi ayrı yapacak. Biz bir de taziye, yani cenaze evlerine bundan sonra belediye olarak biz taziye çadırı kuracağız. Hı hı. Taziye çadırında yemeklerini, o cenaze evinin yemeğini biz vereceğiz. Belediye verecek yani. Hı. Yani. Öyle hem adamın cenazesi var hem de yemek hazırlayacak. Böyle bir şey olmaz. Biz oraya taziye çadırını kuracağız. Yemeğini göndereceğiz. Orada taziye çadırı tamamı yemeğini yiyecek vatandaş. Yani. Emekliler için? Emekliler için bir kere emeklilerin kesinlikle emekliye yani dolmuş ücretlerini bir kere tamamı şöyle bir dolmuşlar zarar ediyor. Bak şu anda bildiği zarar yani. Biz emeklilere diyelim ki 15 bin lira ise şeyi dolmuş ücreti, biz 5 lira alacağız emeklilerden. Yani dolmuşun zarar etmesini engellememiz lazım. Yani şimdi 5 lira alacaksınız, dolmuşun zarar etmesini engelleyeceksiniz. O aradaki şeyi nasıl sağlayacaksınız onu anlayamadım ben. O aradaki şey tamam, normal kart vereceğiz. 5 lira tamam mı? 5 lira tamam mı? Kartına 5 lira alacak hesabından. 5 lira diyecek emekli. Yani şu anda örnek veriyorum yani. Hı hı. 15 lira ise 5 lira ödeyecek yani. Anladım. Tutup da yani 15 lira ödemeyecek yani. Hı. O da ne olacak? Her emekli faydalanacak buradan. Sonra dar gelirliye tamam yoksullara biz aşevi kuracağız. Aşevinde tamam hiçbir aşevine yemek göndereceğiz. Aşevinde yaptığımız yemeği evlere göndereceğiz. Bu fakir aileleri tespit edip evlerine bir fil ekmeği, yemeğini göndereceğiz yani. Ya yani bir nebze şöyle şey oluyor. Sosyal belediyeciliğin çerçevesinde tabii hizmet edeceğim diyor. Tabii mi? Aynı sosyal belediyecilik yapmamız lazım yani. Belediyenin amacı nedir? Halk hizmettir. Vatandaş hizmettir. Yoksa makama gelip de oturma yeri değildir. Makamda tamam Karabük halkına hizmet edeceksin yani. Su parası, yani su parası. Emekten düşük maliyette su parası alınacak. Yani diyelim hiç gelir yoksa ben bundan nasıl? Gelir olmayandan kesinlikle su parası alınmayacak. Gelir olmayandan hiç yemeğin evine göndereceğiz, gelir olmayandan. Ama bunları tespit edeceğiz. Tabii mahalle muhtarlarıyla beraber istişare edeceğiz yani. Hı. Hiç gelir. Tutup da ben tespit edemem yani. Muhtarlarını tespit edecek. Muhtar bize listesi verecek. Biz onlara yemeğini göndereceğiz. Yemek, aşağıda yemek yapıp göndereceğiz yani. Evet. Var mı başka bahsetmek istediğiniz önemli projelerinizden? Şimdi, vallahi projelerim çok. Bir kere herkesi, bak ben bunu 5 ay önce paylaştım. Bak 5 ay önce paylaştık. Dedik herkese ev sahibi yapacağız dedik. Bir kere belediyenin personelinden başlayacağız. Evi olmayanlardan, kirada olanlardan belediye personeline ev yapacağız. Düşük maliyetli yani, düşük maliyetli. Tabii bir bedel alınacak. Yani hepsini belediye karşılamayacak. Ama biz bunu
düşük maliyet alacağız. Daha sonra halka açılacağız. Karabük'te kimse şey etmeyecek. Bir kere Karabük'te görüntü kirliliğini bir kere tamamen kaldırmak istiyoruz. Yani gecekondu kenti olmayacak yani Karabük. Hepsini kaldırmak istiyoruz yani. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm tabii olması gerekir yani. Şimdi İstanbul'dan geriye üniversiteye giderken Yeşil Mahalle'nin oralar tam hep görüntü kirliliği. Ya vatandaş Karabük'e ne geliyor ya? Bir görüntü kirliliğinin kalkması lazım. Yeni Mahalle görüntü kirliliği. Her taraf görüntü kirliliği. Evet Veli Bey, seçmen karşınızda, kameralara propagandanızı yapabilirsiniz. Seçmene ne söylemek istiyorsunuz? Vallahi ben Veli Kaya, ben Karabük sevdalısıyım. Karabük'e hizmet etmek için çıktım bu yola. Eğer ben bu yol, bak geçmiş belediye başkanı, sen söz veriyorum. Geçmiş belediye başkanı 5 yılda yapamadığını 1,5 yılda yapmazsam ben kendim Karabük'te adamım diye gezmeyeceğim. İddialısınız. İddialıyım, bu kadar atladım. Bak 1,5 yılda diyorum. 1 yılda demiyorum. 1,5 yılda. Yani ben utanıyorum ya. Misafirim geldiği zaman Karabük'e gittiği zaman tamam diyor. Sen Karabük bu kadar böyle mi ya? Ya ben 60 bin nüfusu yer ilçede kalıyorum yerine göre gittim diye. Yani benim evim var orada. Ya 8 tane çay bahçesi var. Hem de lüks. Aile çay bahçesi. Hani benim şehir merkezinde tam çay bahçesi. Ben geldim, eşimden geldim. Hadi öğleden 2 saat sonraya kaldı işim. Nerede oturacağım? Kahveye mi gideceğim? Pastaneye mi gideceğim? Hadi emekli vatandaş. Cebinde para varsa pastaneye gider. Ya parası yoksa nereye gidecek? Ya hiç olmazsa sokakların bir tane şey yok. Bank yok ya, bank yok ya sokaklarda ya. Yani şehir merkezinde 20'şer metre arayla sağlı sollu bank yapılamaz mıydı? Vatandaş otursun. Şimdi gelen şeye, yani haftada bir gün burada Karabük'te eskiden bir şey olurdu, müzik olurdu. Tamam, bu cadde kapanırdı, Hürriyet Caddesi kapanırdı yani. Sayın Tümen zamanıydı sanıyorum herhalde. Yani esnaflar masalarını dışarı çıkartırdı. Ondan sonra burada bir canlı olurdu. Cumartesi günü akşamları herkes yığılırdı, müzik ederdi, esnaf para kazanırdı. Ama şu anda hiç bunlar yok. Esnaf da kazanır. 3 Nisan gelelim. Bak 3 Nisan çok önemli bir şeydir. Bu şehrin en yani validen sonra kişi, yetkili kişi, belediye başkanı denen kişi 3 Nisan törenlerinde Karabük'ün kuruluşu önemli. Bak Karabük'ün kuruluşu önemli. Şimdi 3 Nisan'da o gün 2-3 gün burada ben etkinlik yapacağım ya. Ya bu şey, insanların ihtiyacı var eğlenmeye. Ben burada ihtiyaç yani 3 gün etkinlik yapacağım. Burada tamam fuarları getireceğim, şeyler getireceğim. Ayda bir program yapacağım. Eğlence şeyleri yapacağım ayda bir. Fuarlar düzenleyeceğim. Yani bir canlılık gelecek şehir. Yani 1,5 yılda şehrin ne oldu da değişti denecek yani. Vatandaş ne oldu bu Karabük ne oldu birden değişti demesi için çalışacağım. Şimdi ben yöneticilik yaptığım zaman benim işverim tamam velinin benim 11'de de gelsin 2'de de gelsin bana hiç sormazlar sorun olmazdı. Ben 7,5 işimin başında olurum. Bir kere belediyedeki şeyi kaldıracağım, laşkalığı kaldıracağım. Belediyedeki laşkalığı kaldıracağım. İş disiplini, disiplin olan yerde başarı gelir. Eğer bir belediye başarısızsa mutlaka tamamı disiplinli bir yönetim var demektir. Ben 35 yıl yöneticiliği ben böyle yaptım. Disiplinim sayesinde ben 35 yıl yöneticilik yaptım. Yoksa sonra benim bir kere makam kapısı olmayacak. Makam kapısı kesinlikle olmayacak. Makam kapısını hemen kazandığım takdirde makam kapısı kalkacak. Haftada bir gün insanlara bir halkla bir şey istişare edeceğim. Halkla tamam mı? Muhtarlarla benim meclis üyelerim, asıl meclis üyelerim benim muhtarlar olacak. Benim meclis üyelerim muhtarlar olacak. Ben şimdi oraya geldiğim zaman makam müdürünü her ay muhtarlarla meclis toplantısından önce muhtarlarla bir hafta önce toplanacağım. Diyeceğim ki muhtarlara benim kasamda şu para var. Gelecek param şu.
Biz ne, hangi mahalle ne yapabiliriz? Bunları bir sıralamaya koyacağız. Ve yani 365 günün 365 günü çalışacağız. Durmak yok. Yani benim telefonum herkes açık olacak. Ben özel bir telefon almayacağım. Veya da sekreter de benim tamam iş etmeyecek. Benim telefonuma bakmayacak. Ben kendim birebir istişare edeceğim yani. Ulaşılabilir olacak. Tabii tabii. Bana ulaşacak bana vatandaş. Evet. Ondan sonra muhtarlarla ben istişare edeceğim. Diyelim ki aldığımız bir kararda meclise sunacağım. Meclisten de o kararı geçirtireceğim. Yani. Aynen. Öyle. Şimdi gelelim şeye. Terminal. Karabük terminali buradan başka yere taşınması lazım. Taşımak lazım. Yeni bir terminal. Yani şu anda kışın terminal buz gibiydi. Kalorifer yanmaz. Tuvaletler leş gibi. Yani. Ondan sonra terminal şey yanmaz. Yeni yandı terminalin şeyleri, kaloriferleri. Adamlar katalik diye sunuyor. Sonra git tamam yolcu binme yerinde güvercinler tepeni pisliyor. Sonra binanın dışı hep kirlenmiş, tozlanmış. Bu boya yaptırılabilirdi, ta temiz ettirebilirdi. Yani. Yani toparlamak gerekirse Veli Bey, sosyal belediyecilik çerçevesinde eleştirilerinizin de doğrultusunda gördüğünüzü düzelteceksiniz. Ulaşılabilir bir başkan olacaksınız. Doğru anladık değil mi? Aynı. Ben bir kere bak şunu bir hanım bak şunu şey dedim. Ben belediye başkanı olduğum zaman bir kere mülakat kalkacak. Nasıl yani? Mülakat belediyede işe alımlarda mülakatı kaldıracağım. Torpille kimseyi almayacağım. Babam oğlu dahi olsa almayacağım. Çünkü ben yaşım belirli yaşa geldim. Ben kul hakkı yemek istemiyorum. Ben arkamdan küfür ettirmek istemiyorum. Herkes kaç kişi müracaat etmiş? 800 kişi. Kaç kişi anlamış? 300 kişi. Kuraya girer. Hem de noter kurasını öyle torbada çektirmeyeceğim. Şeffaf şişede. Tamam şişenin içine konmuş öyle çektireceğim yani. Torpil kesinlikle olmayacak. Ha belediye başladım. Kesinlikle bir kere çalışmayan adam belediye duramayacak. Ya adam gibi çalışacak ya da tamam pılır pırtısına alışıp gidecek. Siyaset kesinlikle belediye yaptırmayacağım. Siyaset yapan adam ister hangi parti olursa olsun yaptığı anda işi biter. Benim yani görüşü ne olursa olsun adam gibi çalışıyorsa benim başımın tacı olacak. Yani eğer bunu biz böyle yapmazsak şu benim adamım çalış benden güç alacak. Ben öyle adamları istemiyorum. Bana yürekten çalışacak adamlar lazım. Karabük'ü işi yeniden inşa etmek için yürekli adamlar lazım. Evet. Ben çok tamam böyle yani işimde disiplinliyimdir. İşimi bak başarılı ben yani başarılı bir yöneticilik yaptım. Eğer ben başarısız olsaydım bir kurumda ben 35 yıl yöneticilik yapamazdım. Ben emekli olup da gitmedim. Biraz geçirdim o zaman. Ayrılmak zorunda kaldım yani. Hatta benim işverim derdi ki Veli sen buradan gidemezsin. Ancak mezarın bile ölsen mezarın Kamalya'nın yanına kazarız. Burayı seyrederiz. İş yeri seyredersin derdi. İş disiplininiz için. Ben iş disiplini bak önce iş disiplini benden. Disiplin olduğu yerde başarı gelir kendisinden yani. Başarı bir kere gelir. Öyle. Ben Veli Kaya'nın adamıyım. Ben o benim amcam oğlu, o dayım oğlu. Şu ben öyle tamam hiç babam olsa tanımam yani. Önce iş. Ben bak işveren babadır. İşçi evlattır. Bir evlat babasından nasıl davranırsa bana da öyle davranacak. Ben evladıma nasıl davranırsam elemanıma da o şekilde davranacağım. Hı. Farklı hiçbir şey yok. Hiçbirisini tam ayırt etmeyeceğim. Hepsini söyleyeceğim. Evet, toparlayalım Veli Bey. Süremizin de sonuna geliyoruz. Vallahi ben bir yola çıktım. Rabbim bana nasip ederse
Karabük'e en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Takdir Karabük'ün şeyidir. Siyasi partilerin hiçbir projesine inanmayın. Bugüne kadar hepsinden proje gördük ama Karabük'ü hepsi de geriye getirdi. Hiç ileri gitti. Bir adım ileri gitmedi. Yani karman çorman bir şey oldu. Ben bu eğer seçildiğim takdirde Karabük'ü 1,5 yıl içerisinde değiştireceğim. Yeşil bir Karabük yapacağım. Her tarafı ağaçlandıracağım. Sokakları, caddeleri ağaçlandıracağım. Sonra Karabük'ün girerken beni ile girdiği belli olacak. Yani Karabük şehrine geldiği zaman bir yani ağaçlandırmasıyla hem ışıklandırması her şeyle hepsi bir şehre girdiğim belli olacak. Bir ile girdiğim belli olacak. Yani yabancı geldiği zaman bir ile geldim diye değişmesi lazım. Çok şey değiştireceğiz. Yani çok şey değiştireceğiz. Ben Karabük halkından cümlemin sonunda hepsini bana desteklerini bekliyorum. Ben bağımsız olarak çıktım. Hatta dediler ki bana sen partili çıksaydın ta avantajı olurdu. Ben dedim ki ben bir veli kayalara çıkacağım. Birden başlayacağım o toplamaya. Ben onu yükselteceğim dedim. O çıtayı yükselteceğim dedim. Yoksa ben tamam bugün başka partilerde bana ille bizden aday ol diyenler oldu. Çok oldu yani tamam burada. Ben olmadım yani Eda Hanım. Onun için takdir Karabük halkının biz başarılı bir şekilde bir evlatlarıyım. Ben Karabük'ü seviyorum. Karabük sevdalısıyım. Ben doğmam, büyümem, her şeyim burada. Ben Karabük'ün çocuğuyum. Yani hiçbir belgecilik yapmam. Bütün belgenin insanları benim kardeşimdir. Benim çocuklarım da gürbette duruyor tamam. Onlar da tamam. Biz oraya gidiyoruz, oralı oluyoruz. Buraya gidiyoruz, buralı oluyoruz. Hepsini de seviyorum. Evet. Hepsine saygılar sunuyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza efendim. Sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Size de kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizlere de başarılar diliyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Derin TV ekranlarında Karabük Bağımsız Belediye Başkan adayı Veli Kaya'yı ağırladık. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle efendim. Bizden ayrılmayın. Şimdilik hoşça kalın.